Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın B1 seviye örnek cümlelerinin bugünkü dersinde Passive Voice edilgen yapı ikinci ders konusu hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz ve bize destek vermek isterseniz Eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi ve arkadaşlarınızın da kanalımızdan faydalanması için kanalımızı önermeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Bizim tarafımızdan iyi eğitilmişlerdi. Cümlemiz Past Perfect Tense, mişli geçmiş zaman, pasif yapıda kullanılmıştır. Önceki dersimizde Passive Voice konusunda 5 tensi ayrıntılarıyla, örneklerle anlatmıştım. Bu dersimizde de diğer 5 tensi göreceğiz arkadaşlar. Tablomuza bakacak olursak, örnekte Active Voice. The boy had broken the windows. Çocuk camları kırmıştı. Burada etken yapılı cümleyi, edilgen yapıda belirtmek istediğimizde aynı cümlenin nesnesini özne olarak kullanırız. Cümlede nesne olan the windows passive voice da cümlenin başında özne olarak kullanılır. Ardından passive voice edilgen yapıda had yardımcı fiilinden sonra been gelmektedir. Ve ardından fiilin üçüncü hali kullanılır. Cümle The windows had been broken. Camlar kırılmıştı. İlk cümlede camları kıran belliyken ikinci cümlede camlar kırılmıştı. Yani eylemi yapan kişinin belli olmadığı ya da önemsiz olduğu durumda kullanılır. Bu cümlede yapan kişiyi belirtmek istersek cümlenin sonuna by the boy yani camlar çocuk tarafından kırılmıştı şeklinde kullanırız. Diğer tense de future tense. Gelecek zaman active voice. Yani etken yapılı cümlede the boy will the windows. Çocuk camları kıracak. Cümleyi edilgen pasif yapmak için will yardımcı fiilinden sonra be olmak fiili. Ardından fiilin üçüncü hali kullanılır. Cümle The windows will be broken. Camlar kırılacak. Diğer tense de going to feature. Gelecekte planlı bir eylem. The boy is going to break the windows. Çocuk camları kıracak. Burada etken yapılı cümleyi pasif yani edilgen yapmak için going to'dan sonra be fiili ve ardından fiilin üçüncü halini kullanırız. The windows are going to be broken. Camlar kırılacak. Diğer zamanda modu kiplerle kullanımını göreceğiz. Etken yapılı cümlede The boy can break the windows. Çocuk camları kırabilir. Edilgen yapıda belirtmek istersek can modelından sonra be olmak fiilini kullanırız. Ardından fiilin üçüncü halini kullanırız. Cümlemiz the windows can be broken. Camlar kırılabilir. Arkadaşlar diğer zamanda perfect models. Bazı modular must, can, could, may, might, should, need gibi geçmişi anlatmak için modeldan sonra have ardından past participle yani etken yapıda fiilin üçüncü hali şeklinde kullanılır. Örnek cümlede The boy must have broken the windows. Çocuk camları kırmış olmalı cümlesi edilgen yapıda kullanmak için have'den sonra be kullanılır. Cümlede the windows must have been broken camlar kırılmış olmalı. Yani eylem yapan kişi önemli değildir. Ya da cümlenin sonuna kim tarafından? By the boy, çocuk tarafından şeklinde ifade edebiliriz. Yani camlar çocuk tarafından kırılmış olmalı deriz. Evet arkadaşlar cümlemize dönecek olursak cümlede onlar bizim tarafımızdan iyi eğitilmişlerdi cümlesini etken yapıda düşünürsek biz onları iyi eğitmiştik. We had trained well them. Kimi eğitmişlerdi? Onları. Burada etken yapılı cümlede nesne olarak kullanılan them passive yapıda cümlenin başına gelecektir. Cümlenin başına they onlar şeklinde kullanılır. Ardından had been ve eğitmek fiili train üçüncü hali trained diyoruz. Ve sonra nasıl eğitmişlerdi? İyi bir şekilde, iyice anlamında well zarfını kullanırız. Sonra kim tarafından? Bizim tarafımızdan az ekleriz. Cümlemiz son olarak they had been trained well by us. Diğer cümlemiz Suçu işlemeden önce ebeveynleri tarafından uyarılmıştı. Bu cümlede de past perfect tense, mişli geçmiş zaman pasif yapıda kullanılmıştır. Cümle onun ebeveynleri suçu işlemeden önce onu uyarmıştı. Etken yapılı cümleyi edilgen yapıda düşüneceğiz. Bu etken yapıdaki kimi uyarmıştı? Onu uyarmıştı şeklinde bu cümlede kim uyarılmıştı? O, he ardından had been ve uyarılmak fiil üçüncü hali warned diyoruz. Sonra onun ebeveynleri tarafından anlamda by his parents diyoruz. Ardından önce anlamında before, sonra o suçu işlediği anlamda he did the crime diyoruz. Cümlemiz son olarak He had been warned by his parents before he did the crime. Diğer cümlemiz Öğle yemeği hiçbir misafir acıtmadan hazırlanmıştı. Bu cümlede yine past perfect tense, mişli geçmiş zaman passive yapıda kullanılmıştır. Ne hazırlanmıştı? Öğle yemeği, lunch, ardından had passive voice cümlesi olduğu için been sonra Hazırlamak fiili üçüncü hali prepared, ardından önce anlamında before, sonra hiçbir misafir acıkmadığı anlamında any guests were hungry diyoruz. Cümlemi son olarak, lunch had been prepared before any guests were hungry. Diğer cümlemiz, merakla beklenen film milyonlarca kişi tarafından beğenildi. Cümlede past perfect tense, mişli geçmiş zaman passive yapıda kullanılmıştır. Cümlede ne beğenildi? Merakla beklenen film. The highly anticipated movie diyoruz. Ardından had been ve beğenmek fiil üçüncü hali loved. Sonra kim tarafından beğenildi? Milyonlarca kişi tarafından by millions of people diyoruz. Cümlemiz son olarak The highly anticipated movie had been loved by millions of people. Diğer cümlemiz ünlü roman bilinmeyen bir yazar tarafından yazılmıştı. Cümlede past perfect tense mişli geçmiş zaman passive yapıda kullanılmıştır. Ne yazılmıştı? Ünlü roman The famous novel Ardından had been ve yazmak fiili üçüncü hali written kim tarafından yazılmıştı bilinmeyen bir yazar by an unknown author diyoruz. Cümlemiz son olarak the famous novel had been written by an unknown author. Diğer cümlemiz eser sanat galerisine gelenler tarafından beğenilmedi. Cümlede past perfect tense mişli geçmiş zaman passive yapıda ve olumsuz çekimde kullanılmıştır. Ne beğenilmedi? Eser, the artwork. Ardından hadn't been ve beğenmek fiil üçüncü hali admired. Sonra kim tarafından beğenilmedi? Sanat galerisine gelen insanlar tarafından by people who came to the art gallery diyoruz. Cümlemiz son olarak The artwork hadn't been admired by people who came to the art gallery. Diğer cümlemiz, o zamanlar arabanız polis tarafından aranmış mıydı? Cümlede past perfect tense, mişli geçmiş zaman passive yapıda ve soru çekiminde kullanılmıştır. Passive voice soru şekli olduğu için önce had, ardından ne aranmış mıydı? Arabanız your car, sonra been ve aranmak fiili üçüncü hali searched diyoruz. Kim tarafından aranmış mıydı? Polis tarafından by the police. Ardından o zamanlar anlamında at the time diyoruz. Cümlemiz son olarak had your car been searched by the police at that time. Diğer cümlemiz. Görev bir saat içinde tamamlanacak. Cümle gelecek zaman passive voice ile kurulmuştur. Tamamlanacak olan ne diye sorduğumuzda görev, the task, ardından will, sonra be olmak fiili, ardından yapılacak, tamamlanacak anlamda do, yapmak fiilinin üçüncü hali don, son olarak ne zaman bir saat içinde in an hour diyoruz. Cümlemiz son olarak The task will be done in an hour. Diğer cümlemiz konser biletleri internet üzerinden ve kitapçılardan satışa sunulacak. Bu cümlede yine gelecek zaman passive voice ile kurulmuştur. Satışa sunulacak olan ne diye sorduğumuzda konser biletleri the concert tickets ardından will be Sonra satmak fiil üçüncü hali sold. Ardından nerede sunulacak? Online ve kitapçılardan anlamında online and at the bookstore diyoruz. Cümlemi son olarak the concert tickets will be sold online and at the bookstore. Diğer cümlemiz gizli formül kimse tarafından tartışılmayacak. Bu cümlede gelecek zaman passive voice olumsuz ile kurulmuştur. Tartışılmayacak ne diye sorduğumuzda gizli formül, the secret formula, ardından will not be, sonra tartışmak fiili üçüncü hali, discussed, ardından kim tarafından, kimse tarafından anlamında by anyone diyoruz. Cümlemiz son olarak The secret formula will not be discussed by anyone. Diğer cümlemiz. Paket adresime teslim edilecek mi? Bu cümlede de gelecek zaman passive voice soru şekline göre kurulmuştur. Önce teslim edilecek ne diye sorduğumuzda paket cevabını alıyoruz. Önce soru olduğu için will ardından paket the package Sonra be, ardından teslim etmek fiili üçüncü hali, delivered, sonra nereye teslim edilecek mi? Adresime, to my address diyoruz. Cümlemi son olarak, will the package be delivered to my address? Diğer cümlemiz, sözleşme yarın yönetici tarafından imzalanacak mı? Bu cümlede de gelecek zaman passive voice soru şekline göre kurulmuştur. Önce soru cümlesi olduğu için will modulu ardından imzalanacak olan ne sözleşme the contract ardından be sonra imzalamak fiili üçüncü hali signed kim tarafından yönetici tarafından by the manager Ardından ne zaman yarın tomorrow diyoruz Cümlemin son olarak Will the contract be signed by the manager tomorrow? Diğer cümlemiz borçları benim tarafımdan ödenecek. Cümlemiz gelecek zaman passive voice planlı bir eylem cümlesidir. Ödenecek olan ne diye sorduğumuzda onun borçları his debts Ardından are going to be sonra ödemek fiili üçüncü hali paid ardından benim tarafımdan anlamında by me diyoruz. Cümlemiz son olarak his debts are going to be paid by me. Diğer cümlemiz olay polis tarafından araştırılacak. Bu cümlede gelecek zaman passive voice planlı bir eylem cümlesidir. Araştırılacak olan ne diye sorduğumuzda olay the case ardından is going to be sonra araştırmak fiili üçüncü hali investigated diyoruz. Ardından kim tarafından polis tarafından by the police cümlemiz son olarak The case is going to be investigated by the police. Diğer cümlemiz, kimse tarafından davet edilecek miyim? Bu cümlede gelecek zaman passive voice planlı bir eylem soru cümlesidir. Önce to be, am fiili ardından davet edilecek olan kim? Ben, I. Sonra going to be ardından davet etmek fiili üçüncü hali invited diyoruz. Ardından kimse tarafından by anybody ekliyoruz. Cümlemiz son olarak Am I going to be invited by anybody? Diğer cümlemiz arabanız satılabilir. Cümlemizde modal kullanılan passive voice cümlesidir. Satılabilen ne diye sorduğumuzda sizin arabanız anlamında your car ardından ebilir anlamında can modalı. Sonra be olmak fiili. Ardından satmak fiili üçüncü hali sold diyoruz. Cümlemiz son olarak your car can be sold. Diğer cümlemiz bugün İngilizce öğretmenimiz tarafından sınav yapılabilir. Cümlemiz modal kullanılan passive voice cümlesidir. Ne yapılabilir diye sorduğumuzda bir sınav an exam ardından maybe yapmak give fiili üçüncü hali given ardından İngilizce öğretmenimiz tarafından anlamında by our English teacher son olarak ne zaman bugün today diyoruz cümlemi son olarak. An exam may be given by our English teacher today. Diğer cümlemiz. Mehmet tarafından iş hakkında bazı bilgiler verilebilir. Cümlede model kullanılan passive voice cümlesidir. Önce ne verilebilir diye sorduğumuzda bazı bilgiler, some information, ardından can be, vermek fiili üçüncü hali, given, Sonra iş hakkında about the job. Son olarak Mehmet tarafından Bay Mehmet diyoruz. Cümlemiz son olarak Some information can be given about the job by Mehmet. Diğer cümlemiz Restorandan ayrılmadan önce faturanın ödenmesi gerekiyor mu? Bu cümlede geniş zamanda yine modal kullanılan passive voice cümlesidir. Soru cümlesi olduğu için does ödenmesi gereken ne fatura the bill ardından zorunluluk have to modalı sonra be ardından ödemek fiil üçüncü hali paid önce anlamında before son olarak restorandan ayrılmadan önce anlamında leaving the restaurant diyoruz. cümlemi son olarak Does the bill have to be paid before leaving the restaurant? Diğer cümlemiz Dün bitmiş olması gerekiyordu. Bu cümlede perfect model kullanılmıştır. Bitmiş olması gereken ne diye sorduğumuzda o, it, tavsiye niteliğinde eylem olduğu için should modelını kullanıyoruz. Sonra have been ve bitmek fiil üçüncü hali finished ne zaman bitmiş olması gerekiyordu? Dün. Yesterday diyoruz. Cümlemiz son olarak it should have been finished yesterday. Diğer cümlemiz biz seyahat ederken kaybolmuş olabilir. Cümlede yine mişli geçmiş zamanda perfect model kullanılan bir cümledir. Önce kaybolmuş olabilen ne diyor sorduğumuzda o, it, ardından might, sonra have been ve kaybolmak fiili üçüncü hali lost, ardından zaman when ve biz seyahat ediyorduk anlamında we were traveling ekliyoruz. Cümlemiz son olarak it might have been lost when we were traveling. Diğer cümlemiz çağrıma hemen cevap verilmesi gerekiyordu. Cümlede tavsiye niteliğinde mişli geçmiş zaman passive voice cümlesi kullanılmıştır. Önce gereken ne? Çağrım my call. Ardından should modulu. Sonra have been ve cevap vermek fiil üçüncü hali answered. Sonra hemen right away ekleriz. Cümlemiz son olarak my call should have been answered right away. Diğer cümlemiz çok uzun zaman önce yazılmış olmalı. Cümlede yine modal kullanılan mişli geçmiş zaman passive voice cümlesidir. Önce ne yazılmış olmalı? O, it. Sonra meli malı anlamında must modalı. Ardından have been ve yazmak fiil üçüncü hali written. Son olarak ne zaman Uzun zaman önce, a long time ago diyoruz. Cümlemi son olarak, it must have been written a long time ago. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.